Sevgili seyircimizin bir oğlu olacakmış. Hocam diyor yıllar sonra inşallah bir evlada kavuşacağız diyor. İnşallah. Ama büyük bir problemimiz var diyor. Kocası Maradona'yı çok severmiş. hocamca Hocam can, ay ne yapıyorsunuz canlı yayında? Canlı yayında evet çüş diyorum niye Maradona kim? Maradona gayrimüslim bir adam değil mi? Hocam ne olacak ay, sevilmez mi? Ya Allah Çok Allah. Maradona'nın ismini koyacağım diyecek. İlerisi o. Evet. Ya. Yeah. Nasıl anladınız? Leb demeden leblebi anlıyorsun azı kızım. Maradona'nın ismini koyacak. Ulan Müslüman'a gavur ismi koyamazsın. Ha ben de ş o lafı şey diye söyledim. Allah zaten. Allah. Ma peygamberimiz, niye sevgili peygamberimiz, sevgili peygamberimiz sallallahu ve sellem, <laughs> Çocuklarınıza güzel isimler koyun. Maradona ismini koyamaz mı oğluna? Onu soruyor. Sevgili peygamberimiz diyor ki çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Kıyamet gününde Allah herkesi kendi ismiyle çağıracak. Ahmet'ten olma, Hatice'den doğma, Ayşe'den doğma, Fatma'dan doğma, Maradona. <laughs> ya git Allah aşkına be kızım, git be kızım. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Şaşkın <laughs> millet olduk ve <vesselam> ya. <laughs> Bazen bakıyorum şimdi matlara. Dün de Beşiktaş mıydı neydi baktım böyle. Ay hocam. Yani gol atanların yüzde... O neydi hocam ya tabii. Ahmet'ten oldu. Doğru değil mi kızım? Evet. <laughs> gol atanların bakıyorum yüzde doksanı siyah siyah çocuklar. Siyah siyah mı? He evet. yani. Ha siyahlı, siyahi tabii anladım siyahi tamam. çocuklar. Yani bir şey hoşuma gidiyor ben... Yazın Ay gözümden yaş için. geldi hocam ya Allah ha. sizi var ya <laughs> Amin. ya inanamıyorum size Ali'den doğma Ayşe'den <laughs> olma Maradona. <Doğru> değil ne? <laughs> <laughs> neler gördüm ben bu dünyada neler caminin yanında meyhaneler gördüm kaldırır kadehi ezan okunurken hiç ölmem zanneden divaneler gördüm hocam kain. şimdi ağlanacak halimizde gülüyoruz ama evet. gerçekten ağlanacak halimiz tabii. <laughs> Yani bir sürü öyle isimler var. Bir Kemal sürü. Bey bu ismi koyacak Heh. olan ısrar ediyormuş. Hayır ısrar. Kemal Bey azıcık izanı insafı varsa azıcık da imanı varsa bu ismi koymaz. Koymamalı. Koymamalı. Evet buyur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün <gülüyor> yılın esprisini yaptı hocam ya. Evet, Hocam evet. ya nereden geliyor böyle şey? <laughs> Şeyde Mustafa'nın kızı evleniyor bizim. Hocam Bo Mustafa kim? Bolu'daki arkadaşım ha. benim. Efendim Ebru. Kapıdan çıkarken dua yapıyoruz. Ha. Gelinliğiyle falan çıktı kapıdan. Ben at kapatmışım gözümü kimseye görmüyorum. Efendim besleyip büyüttüğümüz, koklayıp uyuttuğumuz diye bir cümle kurmuşum. Tamam. Bak ne besleyip büyüttüğümüz, koklayıp uyuttuğumuz. Tamam. Bu cümle Mustafa'nın çok hoşuna gitmiş. Biraz sonra mıydı? Gel sonra Bolu'ya gittim ben. O bandımanı seyrettirdiler. Hmm. Dedik ya burada şu cümle benim dikkatim ciz. Allah aşkına nereden aklınıza geliyor bu böyle cümleler? Size? Dedim oğlum biz hocayız lan hoca hoca. <laughs> hocayız biz. Heh. Onun için Ayşe'den doğma. <laughs> Mustafa'dan olma. <laughs> Ama gel Maradona. Yok be kızım hadi ya. <laughs> evet buyur. Dinliyorum. Geçiyorum. Ay ya bir şey gülerken toparlanmak çok zor. Evet. <laughs> Allah gülmekten ayırmasın be kızım. Amin. Vatandaşı trafik cezası kesilmesi caiz mi diye soruyor. Neden? Hocam. Şuraya getireceğim soruyu. Çok özür dilerim. Vatandaşı trafik cezası kesilmesi caiz. Yani tam yarama. Melhem basıyorsun sen yarama. Şimdi 2-3 gündür bir kızcağızı veriyorlar. Yani namı Kemal diyor ya Nus ile yani etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Benim polisimi 15 yaşındaki bir kız oyalayamaz. Ona hakaret edemez. Ona laf söyleyemez. Onun dilini koparırım ben. Dilini dilini. Öyle saçmalık olur mu ya? Ve sen kızsın. Kız kız. Ana olacaksın. Çocuk büyüteceksin, çocuk yetiştireceksin ve ben ona bayrağı teslim edeceğim. Hadi be, hadi be. Allah Allah. Hadi be. İki gündür sen seyretmiyor mu haberleri? Aynı. Çıkmış piyasaya, bunun anası yok mu? Bunun babası yok mu? Buna bir şey demiyorlar mı? Demiyorlar mı? Yazık günah o polislere ya. Yazık günah o polislere ya. Akşam askerleri gördüm ya. Karda, fırtınada, de. İt kovalıyorlar. İt, it. It kovalıyorlar. Kim bunlar? Benim ekmeğimi yiyen, benim suyumu içen, ben, bana hainlik yapan adam var. Kimin itleri bunlar? Bunlar Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, tamam mı kızım? Belçika'nın, Hollanda'nın itleri bunlar. Ama benim memleketimde o Şeydeki anneler çocuklarını bekliyorlar ya. Çok önemsiyorum ben o kadınları. Çok da takdir ediyorum, çok da dua ediyorum. Akşamda söylen sayın cumhurbaşkanı, kendi çocuklarına Paris'e, Londra'ya, tahsile gönderiyorlar, tatile gönderiyorlar, bizim çocuklardan kaptıklarını daha götürüyorlar. Daha da her gün namuslu yaptırıyorlar çocuklara. Ve sen bunu mecliste besliyorsun be mecliste be. Mecliste besliyorsun be böyle demokrasi memurunu geç ya onlara geç hadi ne demokrasi ya Allah aşkına ya hocam daha bu sorunun cevabını evet. vermediniz girdim trafik değil bu kızım trafik cezası haklılık kesinlikle. haklılık payı varsa başımın bu... üzerinde yeri var trafik polisimiz de haksız olarak kolay kolay kimseye ceza yazmaz kızım. Hmm. Ne istiyor şimdiki polislerimiz bizim? Abi mesela ara, araçlar çekildiği zaman Mesela bulunduğun yeri oraya bir yere koyuyorsun benim, Aha bir geliyorsun ki aracın yok Tabii benim de başıma geldi aynısı Benim de başıma geldi Hatta yazdım ben Mesela aslında seyircimiz şunu sormuş hocam 5 liralık otopark parasına 100 liralık Bak kızım, ceza alıyor. Bu caiz mi kızım, diye soruyor Şimdi buradan sayın İçişleri Bakanımıza Ki ben seviyorum o adamcağızı İçişleri Bakanımıza sesleniyorum ha Beni duyar duymaz ama duyanlar ona duyursunlar. Sayın Süleyman Soylu'ya. Sayın Süleyman Soylu'ya. Bir ve tane izleniyor. ceza ödemesi gereken vatandaş... ...üç tane ceza ödüyor. Üç tane. Bir, garajcıya para ödüyor. İki, çekiciye para ödüyor. Hı hı. Üç, yanlış yere park ettiği için para ödüyor. Yani bu araba yerinde dururken... ...yerinde dururken... Yazarsın cezanı çeker gidersin. Peki bu da caydırıcı olsun diye yapılmıyor mu hocam Bir bu cezalarda? Bir dakika ne olur ben yani şey yaptırma. Şimdi bak kızım. Florya Caddesi'ni söylüyorum sana. Florya Caddesi. Bankalar o caddede. Hı hı. Manavlar o caddede. Kasaplar o caddede. Lokandalar o caddede. Kafeler o caddede. Ve Vali Bey de oradan gelip geçiyor. Eğer sahilden gelmiyorsa. Tamam. Yani bu caddenin tamamına yasak koymuşlar. Nedir bu yasak? Trafik Vakfı'na gelir getiren bir sokak burası. Trafik Vakfı'na. Peki. Zulmüle abad olanlar, cürmüle berbat olurlar kızım. Bunlar vatandaşa zulümdür, zulümdür, zulümdür. Sayın İçişleri Bakanı bunlara el atmalı, el atmalı, el atmalı. Tamam mı kızım? El atmalı bunlara. Vatandaş bankaya geldi, işi var. Beş dakika işi var. Nereye park edecek arabasını? Nereye yapan? Yok yer. Yakında bir civarda otopark. Yok be kızım, yok be yavrum. Nerede? Filoya'da. Adım baş Filoya'da bina yapılmış be ya kızım. Altının üzerinde olmuş Filoya'da arsalar. Nerede park var ki? Nerede yer olacak ki? Lokantaya girip arkadaşınla bir lokma yemek yiyemiyorsun. Kafeye girip bir kahve içemiyorsun. Niye? Pat geliyor trafik vakfının arabası. Üç dakika, üç dakika. 3 dakikada arabayı kaldırmasıyla götürmesi bir oluyor Götürmesi bir oluyor Yazıktır, günahtır Vatandaşa zulümdür Vatandaşa zulümdür Zaten o çekicilerle arabalar kaldırıldığı Tabi zaman onu, orada ayrı problemler çıkıyor Neler yok gönderdi Onun için biz söyleyeceğimizi söyledik Evet ben yazdım cimere. Yani mesela seyircimiz cimere... şunu sormuş hocam. Mesela trafiği kapatmamış. Trafiği kapatmadığım halde diyor. Hangi bir kimseye orada zarar vermiyorum. Neden cezamı yazıp gitmiyorlardı? Aa, yok, cezamı olmaz. yaz git diyor. Neden arabamı çekiyorsun? Oradan üç kişi para kazanacak kızım. Garajcı para kazanacak. Yedi emin olarak götürüyorlar ya. Ben gittim. Ara beş dakika beş beş. Altı dakika değil. Beş dakika girdim bankaya işim vardı. Çıktım araba hmm. yok. Sinan aradım, oğlum aradım. Dedim benim arabam gitmiş oğlum. Hemen koştu geldi. Babamın başına bir iş gelir diye. Hmm. O biliyor benim sinirimi. Koştu geldi. Dur da diye sakin ol. Alırız. Boş ver. Gittik. Hemen yakınımızda bu zaten park yeri. Üç yere para ödetiyorlar kızım. Üç yere. Evet. <laughs> Otopark fiyatları da çok fahiş tabii, yani. Tabii. Tabii. Yazık diyor. 5-10 lira ödeyeceğiniz yerde bu çok ciddi rakamlar zulümdür, ödüyorsunuz. Zulüm, zulüm, zulüm. Evet. Bunlar kimin adına işleniyor biliyor musun? Bunların hepsi hükümet adına işleniyor devlet adına işleniyor ve yanlış yere park ettik yanlışına yasak koymuş yorum yazına lokantalar o caddede kafeler o caddede bankalar o caddede <laughs> kasaplar o caddede ana cadde orası boydan boya yasak koymuşun. ben niye fark edeceğim bu arabamı kardeşim bana yol göster evet. yeri göster bana yer yer Ah hocam hep evet. dua edelim. Allah hayırlı ha, insanlarla, için, hayırlı kişilerle karşılaşsın. Haksız ceza yazarlarsa bu döner, dolaşır, gelir, bir gün bizi bulur. Evet. Bir, bir yere abi. arabayı park etti birisi. Dedim ki beyefendi Hı -hı. sizi tanımıyorum. Ama bu arabanızı buradan çekerler dedim. Hı -hı. Ben meclis üyesiyim dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi. Meclis üyesiysen Allah lillah aşkına bak. Şu boydan boya bu gördüğün cennete de bu arabalar hep yasak diye Trafik Vakfı çekip çekip götürüyor. Hı hı. Buna çare bulun belediye olarak dedim. Peki. ha ahu. Hiçbir <laughs> şey yok. Evet. <laughs> evet. Şimdi bugün Cuma. Gönülleri duada birleştirelim. İnşallah.